Kimyasal savaş ajanları toprakta, giysilerde, eşyalarda uzun süre kalabilirler. Bu nedenle saldırıya uğrayanlar hem doğrudan etkilenirler hem de kontamine yani kirlenmiş toprak, giysi, eşya ve benzeri materyallerden dolaylı ve sürekli olarak etkilenirler. Kimyasal gaza maruz kalan bir kişi cildi, yaralanmalardan hatta ölümden kaçınmak için mümkün olduğunca kısa sürede vücudunun açıkta kalan kısımlarını temizlemelidir. Vücudun temizlenmesi için genel olarak en uygun malzeme su ve sabundur. Kişisel dekontaminasyonda kullanılan ajanlar: su, fuller toprağı, sabunlu, deterjanlı, sodalı, bikarbonatlı su, magnezyum oksit ve klorlu kireç karışımı, absorban pudra, talk, kaolen, kil, hiçbir şey bulunamadığı hallerde buğday unu. Fuller toprağı olarak bilinen alüminyum silikat iyi bir absorban özelliğe sahiptir. İnce, beyaz veya grimsi beyaz kaygan bir tozdur. Kimyasal savaş ajanlarına karşı haricen absorpsiyon özelliğinden dolayı kullanılır. Özellikle sinir ajanları ile kontamine olmuş hastanın elbiseleri dahil olmak üzere dekontaminasyon tozu ile dekontamine edilir. Uygulama yapılacak bölgeye bol miktarda dekontaminasyon tozundan uygulanır. Etki etmesi için 1 dakika beklenir. Uygulama bölgesindeki dekontaminasyon tozunu dikkatlice temizleyerek uygulamayı birkaç kez tekrarlamak gerekir. Bol su ve deterjan etkili bir hidroliz sağlar, ancak perboratlı yani ağartıcı deterjanlar sinir gazlarına karşı etkisizdir. Buna karşılık perboratsız deterjanlar kullanıldığında V ajanlarının zehirleme etkisi arındırılamaz. Hardal gazı deterjanla enkapsüle edildiğinde suyla hidrolizis azalır. Ancak sudaki çözünürlüğün düşük olması nedeniyle deterjansız suyla uzaklaştırmak güçtür. Hipoklorit çözelti, çamaşır suyu. Bazı ajanlar için hipoklorit gibi bir alkali materyal ile dekompozisyon yararlı ve hatta geçerlidir. G ajanları, V ajanları ve H ajanları ile temasta en ideal yöntem yıkamayı %0.5'lik hipoklorit ile yapıp bol su ile durulamaktır. Piyasadaki çamaşır sularının %5 sodyum hipoklorit içerdiği varsayılırsa %0.5'lik hipoklorit çözeltisi adi çamaşır suyunu 10 kez seyrelterek yani 1 litre suya 10 yemek kaşığı yaklaşık 100 ml çamaşır suyu ekleyerek hazırlanabilir. Bu çözelti dikkatle uygulanır ve bol suyla durulanır. Bu seyreltik çözelti sinir ajanları, yakıcı gazlar, kan ajanları ve fosgenle bulaşmış cildin dekontaminasyonunda kullanılabilir. Hazır kişisel dekontaminasyon kiti: magnezyum oksit ve klorlu kireç karışımı bir absorban pudra, sıvı alkali sabun çözeltisi, temizleyici bez, tampon, flaster pet içerir. Önce pudranın etkilenen bölgeye dökülmesi, birkaç dakika sonra silkelenerek ikinci kez dökülmesi, 5-10 dakika bekledikten sonra temizleyici bezle sabunla silinip daha sonra blister yani bül veya su toplamış kabarcık oluşan yere tampon pet uygulaması şeklinde kullanılır. Gözlerin ve yüzün dekontaminasyonu. Kimyasal maddeler vücudun deri kısımlarına nazaran gözlerden daha çabuk absorbe olurlar. Gazın daha fazla zarar vermesini önlemek için gözlerin, yüzün ve maskenin temizlenmesi gerekir. Göze gaz bulaşmış ise baş arkaya atılarak ve devamlı temiz su akıtılarak 15 dakika süreyle yıkanır. Genel olarak göz dekontaminasyonunun sadece bol su ile veya serum fizyolojik ile yapılması önerilir. Cildin dekontaminasyonu. Cilde bulaşan zehri derhal temizlemek hayatta kalmaya büyük ölçüde yardımcı olur. Örneğin sinir gazlarında cilde bulaşan sıvı haldeki madde 2 dakika içerisinde giderilirse hayatta kalma şansı %80 olur. Su çoğu toksit kimyasal maddeleri seyreltir ve yıkayarak uzaklaştırır. Ancak bazı ajanlar için hipoklorit gibi bir alkali materyal ile dekompozisyon sağlanması, bu amaçla %0.5'lik hipoklorit çözelti kullanılabilir. Bu çözelti hastanın cildine dikkatle uygulanır ve bol suyla durulanır. Sinir gazları ve fosgenin dekontaminasyonunda bu uygulama etkilidir.